Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hanif ne demektir? Cahile denilen İslam öncesi dönemde insanların çoğu putperest, müşrik olmalarına rağmen bazı kimseler İslam'ın da kabul edeceği itikadi, ameli birçok güzellikleri devam ettirmişlerdir. İslam'ın geldiği zamanlarda bu müsbet olumlu yaşantıyı sergileyen birçok insan vardı. İşte bunların içinde Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği dine tabi olanlar da vardı. Bu kimselere Hanif denilmektedir. Hanif kavramı esasen eğriliği bırakıp doğruluğa gidin ifade etmiş ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın milletine at olmuştur. Böylece Hanif kelimesi başka dinlerden ve batıl mabutlardan çekinip yalnız bir Allah'a yönelen muvahhid için kullanılmıştır. Nitekim cahiliye devrinde sünnet olduktan sonra Kabe'yi ziyaret eden kimselere Hanif denilirdi. Zira bu güzellikler Hz. İbrahim'in dininden geriye kalanlardan bir kısmıydı. Hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan Hz. İbrahim'in imanını ifade etmek için ve müşrikliğin karşıtı olarak kullanılırken, Diğer taraftan Hz. İbrahim'in Hristiyan ve Yahudi olmadığı bilakis ehli kitabın hanifler olarak Allah'a kulluk etmekle mükellef olundukları vurgulanmaktadır. Hanifliği bu açıdan Yahudilik ve Hristiyanlıkla Hristiyanlıkta aramanın doğru bir tarafı olamaz. Hepsi bir Allah'ın dinidir. Zamanla bazı bozulmalar olmuş. İslam bütün bozulma ve iyilikleri düzelterek güzelliklerin devam etmesine müsaade etmiş yanlışlıkları ise tahsiye ederek düzeltmiştir. Yoksa Hanifliği Yahudi ve Hristiyanlığın devamı gibi görmek asla doğru olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Ey kitap ehli! İbrahim hakkında ne için tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o bir Hanif ve Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Al-i İmran'da geçen bir ayet buyurularak hem Hanifliğin Yahudi ve Hristiyanlıktan önce olduğunu kesin bir dil ifade eder hem de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yerini belirler. Peygamberimiz Aleyhisselam da Allah kullarımın hepsini Hanif olarak yarattım buyurdu ifadesiyle ben Yahudilik ve ile değil kolaylaştırılmış Haniflikle gönderildiğimiz sözü beraber düşündürüldü, düşünüldüğünde Hanifliğin bütün peygamberlerin tebliğinde ortak olan ilkeleri için aldığı ve İslam'ın da bu ülke ve esasları yaşatan bir din olduğu ve Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da aynı dini tebliğ ettiği sonucuna ulaşılabilir.